Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an sizler için şu ekranda gördüğünüz pastanın aynısını yapacağız. Evet, bize kolay gelsin. Size de iyi seyirler diliyorum. Evet, şimdi krem şantilerimizi renklendiriyoruz. Burada yaklaşık 3-4 renk var pastanın içinde. Önce mor rengi yapıyoruz. Daha sonra diğer renkleri yapacağız. Ve sıvama işlemine yavaş yavaş geçeceğiz. Ve daha sonra hamur işleri var orada. Balık desenleri var. Evet. Ne yapıyoruz? Mor rengimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi mint yeşili yapacağız. Bir saniye, önce size rengi göstereyim. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi şu rengi tutturmak için biraz yeşile benziyor. İsmi mint yeşili. Ne yapacağız? Şimdi o rengi tutturmak için size karışım yapacağız. Evet, biraz yeşil boya ile biraz mavi boya karıştırıyoruz. İkisinin arasındaki o rengin ismi neydi? Mint yeşili. Mint yeşili çıkacak ortaya. Su yeşili de diyorlar. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bu yaptığınız renkleri ne yapacağız? Soğutucuya atacağız ki şu an hava çok sıcak ve şantiler biraz yumuşuyor, gevşiyor. Pembeyi de yaptıktan sonra soğutucuda biraz sertleşene kadar, bir yarım saate kadar bekleyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, biz şimdi ne yaptık? Pastamız için bunları, şeker hamuru, bu ürünleri çıkarttık. Diyeceksiniz ki nasıl çıkarttınız? Evet işte orayı kaçırdık ama sizler için ne yapacağız? Tekrar birkaç tane ürün kalıptan çıkaracağız. Şu anda ben onu soğutucuya koydum ki neden? Diyeceksiniz ki çünkü bunlar yumuşak olduğu zaman şöyle alınması sıkıntı oluyor. Dolaba girince biraz daha sertleşiyorlar ve kullanması çok daha kolay oluyor. Örneğin şu ağaç gibi olan, bitki gibi olan bu hamurların soğuk olması gerekiyor. Soğuk olunca kullanımı daha kolay oluyor ama yumuşak olunca kullanımı çok zor oluyor. Evet, ne yapacağız? İyicene üşüyene kadar, tam böyle donma kıvamına gelene kadar soğutacağız. Gördüğünüz gibi balık. Bunların hepsini şuradan göstereyim. Şöyle kalıplar aldık. Bunlar İzmir'de bir internet sitesinde satın aldık. Eğer ki hangi internet sitesi olduğunu merak ediyorsanız, öğrenmek istiyorsanız videonun altında yorum kısmı var. Oraya yazarsınız. Biz de size cevap olarak hangi site olduğunu size ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Evet, çok güzel değişik kalıplar var. Şu mesela melek kanadı dediğimiz balık kuyruğu, denizden ilgili ürünler. Bu da şekil veriyor. Bunlar hepsi tanesi 10-15 liraydı. Ve daha bir sürü ürün aldım. Evet, şimdi bunu tekrar soğutucuya götüreceğim ki şey olmasın. Burada el ayak altında yumuşama yapmasın. Evet, bunları da sizinle bu şekilde paylaşmak istedim. Az bir şerbetli suyla ıslatıyoruz. Çok az. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bu pasta denen beyefendi şu anda ilk katını atıyoruz. Sıvamasını, ilk birinci katını sıvayalım.
Deniz kızı hanımefendi. Evet, şu kenarına doğru da şöyle şantiyi bolca sürmezsek sevgili arkadaşlar araca belece çıkıyor. O yüzden kullandığınız şantı biraz sert olması gerekiyor. Şantı yumuşak olursa, şantı yumuşak oldu muydu pastaya uygulaması çok sıkıntı yaratıyor. Çok şantı gitti diye hesap yaparsanız çok güzel bir pasta çıkaramazsınız. Şimdilik evet gördüğünüz gibi biz de yapmaya çalışıyoruz. Şöyle güzelce düzelteceğiz her tarafını. Evet, kenarının birinci katını uyguladık. Şimdi üstünü şu şekilde yavaş yavaş üstünü düzeltiyoruz. Şunu bunu bir yarım saat kadar soğutucuya atacağız. Şantısı biraz kalıplaşsın. Ondan sonra diğer renkli şantilerle tekrar bunu bir güzelce bir sıvayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu pastamızın krem şantileri hepsi birer saat, yani bu renkleri verdikten sonra birer saat dolapta dinlendirdik. Pastayı da sıvadıktan sonra bir saat kadar dolapta dinlendirdik ve tekrar sıvama işlemine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu balıkların ayakta durabilmesi için ne yaptık? Şimdi bunların içine bile birer tane kürdan yerleştirdik ve daha sonra buraya şöyle dik bir şekilde yerleştireceğiz. Başka türlü ayakta durmuyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Tabii bu pastayı sahibine verirken İçindeki kürdanları bildirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde birilerine zarar verebilir. Evet, şimdi üstüne çok inceden, rendenin ince tarafından kum gibi, denizin altındaki yosun gibi ne yapıyoruz? Şöyle pastanın üstüne şöyle gördüğünüz gibi kuvertür dokunduruyoruz. Yeter. Bu şekilde bırakıyoruz. Evet, şu yosun desenleri de şu şekilde, yani denizin içindeki ağaç desenlerini kalıptan çıkarttık ve bu şekilde
yerin soğutucuda beklettik. Onlar da biraz sertleşiyor. Daha yapışması daha iyi oluyor. Evet, şimdi bu hamur bu şekilde bir 10 dakika kadar dolapta beklesin ki rahat kesilebilmesi için. Evet arkadaşlar, artık geri kalan figürleri ne yapacağız? Artık yerleştiriyoruz. Yani ortalama şu şekilde koyuyoruz. Ondan sonra bunları hepsini biraz böyle karmaşık bir şekilde pastamızın üstüne diziyoruz. Yani bir sürü figür var. Dediğim gibi bunları dolapta bekletmeseniz eğer güzel olmuyor. Mutlaka soğutucuda, gerekirse dondurucuda beklesin. Evet değerli arkadaşlar, şimdi sizlere tabii bir şeyler gösterebilmek için bayağı bir çaba içerisindeyiz. Şimdi bu hamurun güzelce çıkması için şu kesiyoruz yani burada. Hani şöyle hayvan keserler, onun derisini üstünden alırlar ya. Biz de şu anda aynen o şekilde yapıyoruz. Bunu dolapta biraz bekletiyoruz ki hamur sertleşsin. Sertleşince daha kolay kesiliyor. Ondan dolayı keskin bir bıçak kullanarak şöyle hamuru bozmadan keserek içinden almaya çalışıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi işlemimiz başarılı olmuş. Şu anda bunu şurada sökmeye çalışacağım. Biraz daha soğutucuda bekleteceğiz ki daha rahat çıkması için. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi malzememizi aldık. Bu şekilde buraya yapıştırdık. Dediğim gibi ne kadar soğutucuda bekletirseniz o kadar çok daha kolay çıkıyor. Evet. Onu da yapıştırdık. Evet, şimdi buraya bir tane kurdele yaptık. Kurdele yapımı zaten basit. Şöyle cetvelle hamuru ortadan kestik, yaptık. Daha sonra ince bir hamur açıyoruz ve duru yazacağız. Duru yazmak için de bu şekilde yine böyle bir kalıp kullanıyoruz. Alttan dokununca çıkıyor. Çok güzel.